Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Truva şirket kurucusu Sayın Okan Onaran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz ve tabii ki yurt dışı serüveniniz nasıl başladı? Neden yurt dışı size cazip geldi? Ee, evet, ben Galatasaray'sı mezunuyum, Mektebi Sultani ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. Çeşitli firmaların yani yabancı dilimizin olması dolayısıyla Fransızca ve İngilizce çeşitli firmaların ihracat departmanlarında işte bölge yöneticisi ve ihracat yöneticisi olarak çalıştım. Dolayısıyla yani 25-26 yaşımdan itibaren ağırlıklı Batı Avrupa olmak üzere yani dünyanın birçok ülkesine iş yapma olanağım oldu, ilişkim oldu. Daha sonraları kendi işimi kurdum. Ukrayna'ya 2014 yılında ilk gittim. Orada büyük bir perakendecinin ülke müdürü olarak başladım. Daha sonra kendi işimi kurdum, perakende danışmanlığı üzerine ve Ukrayna'ya gelen Türk yatırımcılarına yardımcı olmaya çalıştım. E, ayrıca Truva haricinde Blue Fashion diye başka bir firmanın da ortağıyım. Orada da e, yine bir büyük bir perakendicinin e, bayisiyiz, mağazamız var. E, yani Ukrayna'ya bütün e, Türk yatırımcıları bekliyoruz. Evet. Peki e, tüm Türk yatırımcıları bekliyorsunuz. Yurt dışında yatırım yaparken nelere dikkat etmeliler peki yatırımcılar? E, tabii ki İç piyasa dinamikleri ile yurt dışının e, dinamikleri tamamıyla farklı. Her ülkenin e, özelliği farklı. Gelişmiş ülkelerle e, az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin hepsinin e, dinamikleri, kanunları, uygulamaları, e, iş yapış şekilleri, ticari şekilleri hepsi farklı. Yani hiçbir zaman yurt dışına tek bir e, ülkeymiş gibi bakmamaları lazım. Her ülke için ayrı etüt etmeleri lazım. E, batılı ülkelerde e, doymuş pazarları olduğu için orada iş yapmak daha e, zor ama iş kurmak daha kolay. E, diğer ülkelerde, Ukrayna gibi ülkelerde e, iş kurmak çok daha zor ama e, risk fazla olduğu için risk fazla olan ülkelerde getirisi de e, daha fazla olması e, söz konusu. Dolayısıyla Türk firmalarının, Türk yatırımcılarının aslında daha böyle gelişmekte olan ülkelere yatırım yapması e, bence daha mantıklı. E, ve o ülkelere girerken de böyle daha profesyonel da davranmaları, tabiri caizse işte Ahmet abi orada, Ali abi orada gidip ona danışalım ne olacak falan şeklinde değil de gidip daha profesyonel ya oralı illa Türk olması da şart değil oralı, Ukraynalı olabilir veya işte gittiğiniz başka bir ülke neresiyse oranın yerlisiyle ama güvenilir resmi çalışan bir yerlisiyle danışman olarak çalışmak sizin belki 3-5 bin dolar e, maliyet olabilir ama ileride size e, 3-5 milyon dolar olarak e, fatura edilebilir. O yüzden e, danışmanla girmek e, çok daha mantıklı. Evet. Peki e, yurt dışında girişimcilerin yaşadığı zorluklar nelerdir? Nasıl aşılır? İşte burada bir danışmanlık firmasına ihtiyaç doğuyor değil mi? E, tabii ki. Yani e, daha firma kurulumundan e, işte firmanın işletilmesine e, bütün devlet kurumlarıyla veya diğer kurumlarla, özel kurumlarla olan ilişkilerine kadar, e, eğer sizde o e, tecrübe ve bilgi birikimi yoksa, her aşamada e, hata yapmanız muhtemel. E, örnek vermek gerekirse e, Ukrayna örneğinde, işte siz ithalat yapacaksınız, resmi ithalat yapıyorsunuz. E, eğer iyi bir gümrükçünüz yoksa, e, orada iyi bir ama e, ilişkiniz yoksa o lojistik ve gümrük firmalarıyla e, gümrükte çok büyük zorluklar yaşarsınız. E, zaten ithalat e, zor. Özellikle orada Türk firmalarını biraz daha gri listede olduğu için e, zorluk çıkardıkları için e, bunları bilmek gerekiyor. Ya da atıyorum banka seçeceksiniz. E, size uygun bankayı seçmeniz lazım. E, herhangi bir bankayı seçtiğinizde çok büyük zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Ee, onun haricinde e, oradaki ticari firmalarla olan ilişkilerinizde e, daha hukuksal gitmeniz gerekiyor. E, sözleşmelerle iş yapmanız lazım. E, gayri resmi çünkü hani bizde e, genelde de şey vardır hani daha gelişmekte olan ülkelerde gayri resmi iş yapalım. Gayri resmi işlere girerseniz e, kayıp olması e, işinizi kaybetme imkanınız e, çok daha fazla olur. E, daha Resmi firmalarla daha e, resmi kurallar çerçevesinde gitmek e, her zaman e, daha az risklidir. Evet. Peki e, Ukrayna'nın iklimi, yatırım şartları hakkında da bilgi vermeniz mümkün mü bize? E, tabii. Ukrayna yani Türkiye'nin komşusu sayılabilecek, arada bir Karadeniz var. Çok yakın olmasına rağmen Türk e, firmaların aslında çok da e, geç kaldığı bir pazar. E, siyasi çalkantılardan dolayı riski yüksek olduğu için e, Türk yatırımcısı biraz e, orada çekingen kaldı. Aslında yine de çok Türk firması var. E, ancak örnek vermek gerekirse mesela Perakendi benim sektörümden daha bir sürü Perakendeci e, oraya girmemiş durumda. Hatta e, süpermarketlerde sadece birkaç Türk markasını görebilirsiniz. E, hiçbir Türk markası e, orada yer edinememiş. Aslında bunlar çok büyük eksiklikler. Daha bir sürü konuda eksiklik var. E, Türk yatırımcıları biraz e, aslında çok agresiftir yurt dışında ama Ukrayna konusunda bu kadar yakın bir coğrafya ve büyük e, bir ülke. 40 milyon e, civarı nüfusu var. E, daha fazla agresif olmaları gerekir diye düşünüyorum Türk yatırımcıların. Ve e, özellikle iç piyasada e, doymuş pazar olduğu için, işlerini büyütmeleri açısından Ukrayna onlar için ideal bir pazar olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki hangi sektörlerde ve konularda Ukrayna'da daha başarılıyız? İnşaat firmaları zaten Türk komünitesinin yurt dışında en kuvvetli olduğu sektörlerden biri. İnşaat firmaları çok kuvvetli. Hatta Onlardan biri herkesin bildiği Onur İnşaat, Lviv'de yerleşik, Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bile adıyla telaffuz ettiği çok önemli bir firma ve birçok projeyi onlar Avrupa Birliği'nden de gelen destekle hayata geçirdiler. Büyük bir yenilenme var Ukrayna'da, maydan olaylarından sonra, 2014 2015ten sonra. Dolayısıyla inşaat firmaları orada çok etkili. Onun dışında bizim tabii ki yine de eksik olmasına rağmen bir sürü perakendecimiz, hatta diğer markaları bile getiren, diğer Avrupa markalarını da getiren Türk perakendecileri var. O konularda kuvvetliyiz. Ukrayna zaten bir tarım ülkesi, dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden, ayçiçek yağı üreticilerinden. Onun dışında IT sektörü çok kuvvetli. Metalurji alanında da çok kuvvetliler. Bu konular hariç diğer tüm konularda Türk firmaları orada yer alabilir. Hatta aynı konularda dahi, mesela tarım konusunda dahi, çünkü moratorium vardı, moratorium kaldırıldı Ukrayna'da. Artık şirketler gelip arsa sahibi olabilecekler ve tarıma yatırım yapabilecekler bundan evvel e, sadece kiralama yoluyla tarım yapılabiliyordu Dolayısıyla bu konuda da e, zaten tarım ülkesi Türkiye e, bu fırsatları da Ukrayna'da değerlendirebilir e, Peki Ukrayna Türk girişimci için halen cazip mi hangi sektörler için e, nerelerde boşluk var tarım dediniz Bunun dışında bunun dışında yani gıda sektörü, FMCG evet. sektörü, ilaç sektörü, kimya sektörü, işte perakende sektöründe dediğim gibi hala boşluklar var. Özellikle mesela perakende sektörünün ev tekstili konusunda benim ülke müdürü olduğum firma hariç daha hala başka firma girmedi. Evet. ev tekstilinde zaten Türkiye çok başarılı. Onun haricinde çocuk bebek giyimde eee İç giyimde e, ve perakendenin diğer e, sektörlerinde, alt sektörlerinde e, oldukça eksik var. Hala Ukrayna'da bir boşluk var. E, onun dışında herhangi bir sektörde e, Türk firmaları e, rahatlıkla girebilir ve e, başarılı olabileceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi ee, Ukrayna'da sizin vermiş olduğunuz hizmetlerden, yaptığınız işlerden bize bahseder misiniz? E, Trua firması olarak ben 4 sene evvel kurdum. E, danışmanlık firması kurdum. Oraya gidecek perakende firmalarına e, danışmanlık hizmeti vermek üzere. E, ben de ilk gittiğimde çok büyük zorluk yaşadım. Üstelik e, çalıştığım firma 4 senedir oradaydı. Ama... E, epey bir zorlukla mücadele ediyorduk. Ben o zorlukları aşmayı öğrendim. Ben öğrendikten sonra diğer firmalara da bu konuda yardımcı olmak istedim. Tabii çok büyük perakendeciler, onlar pek danışmana ihtiyaç duymuyorlar. Onlar zaten çok kuvvetli oldukları için ama daha kobi tarzında orta büyüklükteki perakendecilere danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda işte bu Blue Fashion firması ile beraber orada da farklı bir konsept yaptık. Bir ortağım Türk, diğer ortağım İngiliz, İngiliz yatırımcı. Yani bir Türk markası için Ukrayna'da İngiliz yatırımcı ve Türk girişimci olarak bir tane büyük bir Türk perakende firmasının mağazasını açtık. Amacımız bu mağazaların sayısını arttırmak ve diğer perakendicileri de bunların içine sokmak. Ama bir yandan da diğer perakendicileri Danışman olarak onları Ukrayna'ya düzgün bir şekilde az zararla sokmak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz teşekkür bu kıymetli bilgiler için. Ve tabii ki son olarak izleyicilerimize, yatırımcılara vermek istediğiniz mesaj diyor, soruyoruz. Ee, tabii ki e, Ukrayna'dan hiç çekinmesinler. E, muhakkak gelsinler, bir ziyaret etsinler, bilgi alsınlar. Konsolosluktan ticari müşavirden iş adamları derneği var üç tane çok kuvvetli onlardan bilgi alsınlar iyi bir danışman seçsinler ve pazara giriş yapsınlar kısa vadede bir şey beklemesinler biraz sabresinler eminim Ukrayna onlar için en ideal pazarlardan birisi olacaktır. Tekrar teşekkür ediyoruz olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Sayın Okan Onaran konuğumuz oldu. Hoşçakalın.